Küçük bir ada ülkesinden ihtiras dolu bir adam çıkar. Gücünün zirvesindeyken 70 milyon insana hükmeder ve Avrupa haritasını yeniden çizer. Bir savaşçı, bir imparator ve bir despot olan bu adam, devrim ateşinden yararlanarak tarihin en takdir edilen ve aynı zamanda en nefret edilen kişilerinden biri olur. O, Napolyon Bonaparte'dir. ...18 Haziran 1815 sabahı... ...Belçika'nın orta kesimlerinde... ...Waterloo adındaki küçük bir köy yakınlarında... ...bir ordu savaşa hazırlanıyor. Askerler yerlerini alıyor. Toplar mevzilere çekiliyor. Zorlu bir savaş olacak. Napolyon Bonaparte eski görkemine kavuşmak için... ...cesur bir hamleyle son şansını deniyor. Gün sona ermeden zafer mi kazanacak yoksa tarih sahnesinden çekilecek mi belli olacak. Napolyon'u Waterloo'ya getiren yolculuk 46 yıl önce bağımsızlığına düşkün Korsika adasında başlamıştı. Ada kısa bir süre önce Fransızlar tarafından ilhak edilmiştir. 1769 yılının Ağustos ayında doğan Napolyon, ailesinin hayatta kalan 8 çocuğundan ikincisidir. Utangaç, melankolik ve tatlı dilli bir çocuktur. Her şeye rağmen ebeveynleri ondan büyük başarılar bekler. 1779'da 10 yaşına geldiğinde, Brienne'deki Fransız askeri okuluna yazılır. Arkadaşları ufak tefek yapısı ve belirgin İtalyan aksanı yüzünden onunla alay ederler. Burada yaşadığı deneyimler Napolyon'un karakterini şekillendirecek ve tatsız okul anıları yıllarca peşini bırakmayacaktır. Her şeye rağmen liderlik ve savaş oyunları düzenlemede yeteneklidir. Napolyon 15 yaşına geldiğinde Fransa'nın en prestijli askeri akademisi olan Paris'teki Ecole Militaire'e geçer. Bir yıl sonra 56 kişilik sınıftan 42. olarak mezun olur. ...1785 yılı Eylül ayında Napolyon teğmen olarak topçu birliğine atanır. Onun gibi hırslı biri için bu adama şanslı bir rastlantıdır. Silahlar ve savaş taktiklerindeki yeni gelişmeler tarihte yeni bir sayfa açmak üzeredir. Savaş manevraları ve bir müfrezeye komuta etme konusunda zaten uzman olan Napolyon, asker gücüne karşı topların ateş gücünü kullanarak dehasını sergileyecektir. Yeteneklerini kullanarak anavatanı Korsika'daki Fransız güçlerinden kurtulmayı planlar. Derken kendini daha büyük bir dramatik olaylar dizisinin ortasında buluverir. Fransa'da ilk devrim dalgası başlamıştır. Döneme damgasını vuran bir tartışma alevlenmiştir. Monarşiye karşılık demokrasi. Bir tarafta ayrıcalıklı bir azınlık vardır. Yüzyıllardır lüks içinde yaşayan asiller ve aristokratlar, yoksulluk ve açlıktan ölen binlerce Fransız vatandaşının çektiği acılara karşı duyarsızdır. Diğer taraftaysa Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürler, insan haklarıyla ilgili radikal fikirler ileri sürmekte, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik çığlıklarına öncülük etmektedirler. Napolyon'a göre özgürlük, Korsika'nın bağımsızlığa kavuşması anlamına gelmektedir. Bu, aynı zamanda kendisi için hızla yükselme olanağı demektir. Ama devrim ideallerini benimsemesine rağmen bir anarşist değildir.
10 Ağustos 1792'de sokaklardaki öfke dizginlenemez hale gelir. Kalabalık bir grup Kral 16. Louis'nin sarayını işgal eder. Paris ulusal muhafızları da bu grubun yanında ilerler. Daha en baştan kan akacağı bellidir ve Napolyon da buna tanık olacaktır. Kralın İsviçreli muhafızlarının sarayı savunmak üzere pozisyon aldıklarını görür. Muhafızlar sayıca azdır ve yeterli silahları yoktur. Louis ve karısı Marie Antoinette hapsedilmek üzere sürüklenerek götürülürler. Halkın nefret ettiği monarşi artık sona ermiştir. Ancak isyancılar çıldırarak etrafı kırıp geçirmeye başlarlar. Nesillerdir süre gelen nefretle İsviçreli muhafızların cesetlerini parçalar, kulaklarını ve cinsel organlarını keserler. Napolyon bu katliamdan tiksinir. Gördüklerinden sonra hayatı boyunca kalabalıklardan korkacaktır. Ancak bu henüz başlangıçtır. 1793'te 16. Louis ve Marie Antoinette giyotine mahkum edilir. Onların idamı yeni bir şiddet dalgası başlatır. Sonraki bir yıl boyunca sürecek terör döneminde yaklaşık 250 bin kişi öldürülür. Bu şiddet olayları yeni cumhuriyetin ilk krizi olan iç savaşı doğurur. Binlerce subay görevlerinden istifa eder. Yükselmek için bu fırsatı kaçırmayan Napolyon ise hükümette ve devrime bağlılık yemini eder. Fraternite et qualité, liberté, être toujours le meilleur. Bu sadakati üstlerinin dikkatini çekecektir. 1793 yazında Fransa hem kendi içinde hem de Avrupa'nın çoğuyla savaşmaktadır. Hükümet aylardır Fransız monarşi yanlılarıyla İspanyol ve İngiliz askerlerinden oluşan 18 bin kişilik bir orduyu Toulon'daki savaş gemilerine ait mühimmat deposundan atmaya çalışmaktadır. Napolyon topçu birliğine komuta etmektedir. Contre l'ennemi, les Anglais, ici. Ancak şehir yerine limanı ablukaya almak gibi alışılmadık bir plan öne sürünce üstleri şüpheye düşer. Napolyon İngiliz gemilerini karadan top ateşine tutmayı ve gemileri yakmak için önceden ısıtılmış top gülleleri kullanmayı önerir. ...48 saat sonra gemilerini kurtarma derdindeki İngilizler geri çekilir. Bu zafer üzerine Napolyon Tuğ Generalliğe yükseltilir. Henüz 23 yaşındadır ve önünde uzun yıllar vardır. ...1795 yılına kadar tekrar resmi emirle görev başına çağrılmayacaktır. Bu tarihte yeni rejimden memnun olmayan 40 bin monarşi yanlısı bir darbe girişiminde bulunur. Bu girişimi önceden haber alanla bu sürpriz bir saldırı düzenlemek ve silah bulmak için bol zamanı vardır. İsyancılar akına başladığında Napolyon onları misket mermilerinin ateşiyle karşılar. Her biri birçok küçük demir toptan oluşan mermiler yakın mesafeden ateşlenir. Çoğu darbeci derhal ölürken yüzlercesi de Napolyon'un soğukkanlı saldırısı karşısında şaşkınlık içinde geri çekilir. Bu kendini beğenmiş Korsikalı genç generalin şok edici gösterisi daha yeni başlamaktadır.
Napolyon Bonaparte 26 yaşına geldiğinde devrim sayesinde zirveye tırmanmıştır. Ancak kader onu yeni bir yöne sürükleyecektir. Bir hikayeye göre genç bir çocuk şiddet olayları sırasında giyotine gönderilen babasının kılıcını istemek üzere bir gün Napolyon'un huzuruna çıkar. Yanında annesi Josephine de Beauharnais de vardır. Aslında Napolyon'un Josephine'i kadının sayısız aşığından biri olan bir subay aracılığıyla tanımış olması daha olasıdır. Hangi şartlar altında tanışmış olurlarsa olsun, Napolyon gönlünü Josephine'e kaptırmıştır. Tutkulu ve zeki bir kadın olan Josephine, zarafeti ve çekiciliğiyle Napolyon'un gözlerini kamaştırır. Avukatının kendisini uyarması ve Napolyon'un pelerini ve kılıcından başka verecek hiçbir şey olmadığını söylemesine rağmen, Josephine Napolyon'la evlenmeyi kabul eder. Ancak düğün günü iyi başlamaz. Napolyon törene 3 saat geç kalır. Sonu da iyi olmaz. Düğün gecesi sevişirlerken Josephine'in süs köpeği Napolyon'u bacağından ısırır. 2 gün sonra general eşini terk eder. Fransa'nın etrafı düşmanlarla çevrilidir. Devrim ruhunun yayılmasından korkan İngiltere savaş başlatmak için fırsat kollar. İtalya'daysa Fransa Rusya'nın müttefiki olan Avusturya ile savaşmaktadır. Evlendikten 2 hafta sonra İtalya'ya giden Napolyon, 37 bin kişilik mahvolmuş bir orduyla karşılaşır. Sayıca eksik, malzeme bakımından yetersiz ve morali bozuk askerleri canlandıracak bir şeyler yapmak gerekmektedir. Yeni generalleri bu görevi başaracak yetenekte gözükmemektedir. Boyu sadece 1 metre 60 santimdir ve henüz 27 yaşındadır. Ancak Napolyon eksikliklerini kapatacak zekaya ve cesarete sahiptir. Avusturya'yı yenerlerse güçlü eyaletlere egemen olacaklarını söyler. Onlara şan ve para vaadinde bulunur. Askerleri birkaç saat içinde harekete geçer. Hızlarını kesecek fazla malzemeleri olmadığından İtalya içlerinde hızla ilerlerler. Zaferi garantilemek için Napolyon alışılmadık bir strateji geliştirir. İlk hamleyle düşmanın merkezini hedefler, sonra yan taarruzu yapar. Kazandığı başarıyla takdir toplayan Napolyon'a küçük onbaşı lakabı takılır. Napolyon yol boyunca köylere devrimin tüm Avrupa'da kök salmasının canlı simgeleri olarak özgürlük ağaçları diker. ...1797 yılının Nisan'ında Avusturyalıları Viyana'nın 110 kilometre açığına kadar püskürten Napolyon ateşkes sağlar. Barış Antlaşması'nın şartlarına göre Belçika'dan Yunanistan'a kadar binlerce kilometrelik alanın kontrolü Fransa'ya geçer. Bir imparatorluğu dize getiren Napolyon Avrupa haritasını değiştirir. Artık Fransa'da en yüksek rütbeye sahiptir. Geriye sadece Büyük Britanya'yı fethetmek kalmıştır. Ancak bu zorlu bir iştir. Manş Denizi İngiliz Kraliyet Donanması'nın kontrolündedir.
Riske girmek istemeyen Fransa, İngiltere'yi dolaylı yoldan işgal etmek için eski bir planı yeniden gündeme getirir. 1798 yılı Haziran ayında 35 bin asker gemilerle İngiltere'ye değil, Firavunlar diyarına doğru yola çıkar. Mısır, İngiltere'nin Akdeniz'deki ticaret merkezidir ve Hindistan'a açılan kapısıdır. Görkemli bir geçmişi yansıtan bu topraklarda Napolyon tarihteki yerinin bilincindedir. 40 asırlık bir geçmişin size tepeden baktığını unutmayın der askerlerine. Mısır'ın yönetimi Osmanlıların elindedir ve Fransızları kafir olarak nitelerler. Piramitlerin gölgesinde Fransa'ya karşı cihad ilan ederler. Ancak modası geçmiş savaş taktikleri, Napolyon'un disiplinli ordusu karşısında yetersiz kalır. Napolyon Mısır'dayken gizli bir planı vardır. ...500 sanatçı, mühendis ve bilim adamı... ...antik dönem Mısır hazinelerini gün ışığına çıkarıp kaydetmeye başlar. Buldukları arasında hiyeroglifleri ve firavunlar tarihini çözmek için kullanılan... ...paha biçilmez değerdeki reşit taşı da vardır. Ancak bütün çekiciliğine rağmen Mısır'ın ölümcül bir tuzak olduğu ortaya çıkar. Napolyon Mısır'a gittikten 4 ay sonra İngiliz amiral Horatio Nelson Fransız filosunu Nil nehrinde kıstırıp yok eder. Sıla çeken veba salgınının pençesindeki perişan ve yorgun askerler çölde bir yıl daha mahsur kalır. Napolyon, karısına düzenli olarak mektup yazmasına rağmen Josephine'in bir ilişkisi olduğuna dair haberler kulağına gelir. Daha da kötüsü, kardeşi Joseph'e bu ilişkiyle ilgili yazdığı mektuplar gizemli bir şekilde İngiliz basınına sızınca alay konusu olur. Napolyon 1799 yılının Ekim ayında Fransa'ya dönünce karısıyla görüşmeyi reddeder. Josephine'i ancak kendisine yalvarınca affeder. Bundan sonra Napolyon'un sayısız metresi olacaktır. Napolyon ilk aşkı Desire Kare ile Mısır'dan döndüğünde gizli gizli buluşur. Ancak kendisiyle evlenmediği için onu asla bağışlamayan Desire bir süre sonra Napolyon'un baş düşmanlarından biriyle evlenir. Ünlü soprano Giuseppina Grassini ise Napolyon'u güzelliğinden çok sesiyle büyüler ve yanından Napolyon'un resmini ayırmaz. Pauline Fure, Bonaparte'ın Kleopatra'sı olarak bilinirdi. Napolyon, Kahire'de onunla birlikte yaşayabilmek için teğmen olan kocasını görev için Avrupa'ya gönderir. Polonyalı bir kontes olan Maria Walewska, Napolyon'la tanışmak için köylü kılığına girmiştir. İlk başta metresi olmayı gönülsüzce kabul etse de, sonradan ona ilk çocuğu olan bir erkek evlat verecektir. Ancak onca ilişkisine rağmen hiçbir kadın onu Josephine kadar etkileyemez. Josephine'in ihanetinin yol açtığı sıkıntı, Napolyon'un neredeyse Fransa'yı bölen siyasi karışıklıklar kadar etkilemiştir. Aralarında kardeşi Lucien'in de bulunduğu Napolyon'un eski müttefikleri bir isyan başlatır. Napolyon'un askerlerinin de desteğiyle tek bir kurşun bile sıkmadan yönetimi ele geçirirler. Bir ay sonra Fransız devriminin idealleri unutulmuş, Fransa'nın idaresi tek bir kişinin eline geçmiştir. 1800 yılı Şubat ayında Napolyon'un diktatörlük dönemi başlar. Yıllar süren savaşlar, yozlaşmış ve başarısız hükümetlerden sonra Napolyon'un ilk işi ülkede düzeni sağlamak olur. Hükümette reformlar yapar ve etkin bir askeri güç oluşturur. Fransa Merkez Bankası'nı kurarak hazineye düzen getirir. Medeni hukuk alanındaki düzenlemelerle hukuk sistemini sadeleştirir. Napolyon yasaları neredeyse yaşamın tüm alanlarını düzenler.
Dindar olmamasına rağmen devrim sırasında kapatılan kiliseleri yeniden açar. Halkın en büyük özlemi ise barıştır. Oysa Fransa'nın eski düşmanı Avusturya yeniden harekete geçmiştir. Kısa yoldan zafere ulaşmak isteyen Napolyon, 40 bin kişilik ordusuyla Alpleri aşıp İtalya'ya girer. Ancak Marengo Savaşı fiyaskoyla sonuçlanır. Düşman mevzilerinin iyi araştırılmaması ve ani bir saldırı sonucu Napolyon iki birliğini, yani askeri gücünün yarısını kaybeder. Fransızlar yenilmekten son anda kurtulur. Ancak Napolyon, Paris'e gönderdiği haberlerde gerçeği çarpıtarak ezici bir zafer kazandığını söyler. Hatta ileride tarihi baştan yazacak ve Marengo Savaşı'nı efsaneleştirecektir. Napolyon, zafer kazanarak ulusuna verdiği barış sözünü yerine getirmiştir. 1802 yılında minnettar halkı Napolyon'u yaşam boyu devlet başkanı ilan eder. Cumhuriyet rejiminin yerine 1000 yıl önceki Şarlman İmparatorluğu örnek alınarak yeni bir yönetim kurulması için bir oylama yapılır. Napolyon'un tahta oturmasına artık bir adım kalmıştır. Taç giyme töreni 2 Aralık 1804'te Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde düzenlenir. Gösterişli kraliyet pelerini içindeki Napolyon, töreni yönetmesi için Roma'dan Papa 7. Pius'u getirtmiştir. Ancak törenin en önemli anında Papa'yı şaşırtan bir hareketle elinden tacı alır ve başına takar. Sonra da Fransa İmparatoru olarak Joseph'ini İmparatoriçe ilan eder. Ancak bu durumdan hoşnut olmayanlar da vardır. Napolyon'un annesi taç giyme törenine katılmayı reddeder. Eskiden beri hayranı olan Beethoven, 3. senfoniyi adadığı Napolyon'un adını eserinden silip atar. Kendine has bu Romalı imparator artık tüm Fransa'nın hakimidir. Ancak sınırların ötesinde düşmanları hala ona karşı planlar yapmaktadır. İleriki günlerde Napolyon tahtın keyfini çıkaracak fazla zaman bulamayacaktır. Fransa, Napolyon'un taç giyme töreninin öncesinde de savaşmaktadır. Eski düşmanları Avusturya ve Rusya, İngiltere'nin parasal desteğiyle yeni bir ittifak oluşturmuştur. 1804'te Napolyon, Fransa kıyılarına 200 bin asker yığılmasını emreder. Napolyon, yıllardır Manş denizini geçerek karşı kıyıları istila etmeyi hayal etmektedir. Ancak asıl önemli olan, muazzam İngiliz donanmasını geçebilmektir. Zamanının 100 yıl önünde olan Napolyon, askerlerini Manş denizinin altından kazılacak bir tünelden geçirmeyi veya denizin üzerinden balonlarla aktarmayı ciddi şekilde düşünür. Geçiş sırasında 20 bin asker kaybedilebilirdi, ancak İngiltere'ye ayak bastıktan sonra İngilizler ordusunu durduramazdı. İşgal tehdidinden korkan İngiltere Başbakanı William Pitt, Napolyon'un düşmanlarını Ren Nehri'nde birleşmeye teşvik eder. 1805 Ağustos'unda Avusturya ve Rusya, Fransız Bavyera'sına doğru ilerlemeye başlar. Napolyon, durum karşısında bir saldırı düzenlemek için İngiltere'yi işgal planından vazgeçmek zorunda kalır. Manş denizinden çektiği ordusuyla Tuna nehrine doğru ilerler ve ordusuna Grand Armée adını verir. Amacı, Avusturyalıları Ruslarla birleşmeden önce durdurmaktır.
20 Ekim günü Ulm şehrini kuşatan Napolyon bir tek kurşun bile sıkmadan 57 bin kişiyi esir alır. Ama Fransızlar artık yorulmuştur ve Ruslar yaklaşmaktadır. Ancak Napolyon için durmak veya geri çekilmek düşünülemez. Düşmanlarını nihai bir savaşın içine çekmeye kararlıdır. Austerlitz adında küçük bir kasaba yakınlarında bir tuzak kurar. Çar Alexander komutasındaki Rus ordusu ve İmparator 2. Francis komutasındaki Avusturya ordusu Fransızların yorgun düşüp kaçtığını sanarak saldırıya geçer. Ancak Napolyon'un kendine güveni tamdır. Adamlarına yarın akşamdan önce bu ordu benim olacak der. Dahiyane bir kararla askerlerine Şafak'la birlikte Austerlitz kasabası ve çevresindeki alanı boşaltmalarını emreder. Ertesi gün stratejisinin doruk noktası yaşanır. Savaş arifesi Napolyon'un imparator ilan edilmesinin de birinci yıl dönümüne denk gelir. Ve askerleri onun için sürpriz bir kutlama düzenler. Bir mevziden diğerine yürürken Napolyon adamlarına isimleriyle hitap eder, onlarla gülüp şakalaşır. Yakılan binlerce meşalenin ışığı altında Austerlitz'teki geçici karargâhta askerler "Vive la France!" diye bağırmaktadır. Ertesi sabah yoğun bir sis örtüsü Napolyon'un sergileceği oyunun ilk perdesini kaplamıştır. Güneş doğup sis kalkınca Ruslar Fransızların gittiğini görür. Fransızların geri çekildiğini sanan 25 bin Rus askeri onların peşine düşer. Önlerinde Napolyon'un asıl ordusunu gizleyen bir tepe yükselmektedir. Ruslar düzlüğe ulaşır ulaşmaz Napolyon askerlerine saldırı emri verir ve şaşkına dönen düşmanı ikiye böler. Napolyon, askeri tarihin en dahiyane manevralarından biri sayesinde güçlü bir düşmanı ve tehlikeli bir ittifakı çökertir. Ancak Josephine'e yazdığı bir mektupta ondan beklenmeyecek derecede alçak gönüllüdür. İki imparatorun komutasındaki Rus ve Avusturya ordularını yendim, biraz yoruldum diye yazar. Napolyon için artık durmak yoktur. Amiral Nelson'un 6 hafta önce İspanya kıyısı açıklarındaki Trafalgar burnunda Fransız donanmasına saldırdığı ve gemilerin yarısının kullanılamaz halde olduğu haberi gelir. Nelson bu zaferin bedelini hayatıyla ödemiştir ve Napolyon'un İngiltere'yi işgal hayallerine son vermiştir. Napolyon artık kıta Avrupası'yla yetinmek zorundadır. Fransız İmparatorluğu artık Atlantik Okyanusu'ndan Orta Avrupa'ya kadar 2000 kilometre boyunca uzanmaktadır. İmparatorluğu yönetmekse bir aile işine dönüşmüştür.
Napolyon'un kardeşi Joseph önce Napoli, sonra da İspanya kralı ilan edilir. Louis Hollanda kralı olur. Jerome, Westfalia ve Almanya kralıdır. Hepsi de imparatora sadakat göstergesi olarak Napolyon soyadını kullanır. Sadece İngiltere fethedilememiştir. 1807'de Napolyon komşusunu yok etmek için yeni bir plan geliştirir. Bütün İngiliz mallarına ambargo koyar. Ancak bu ambargonun işe yaraması için Rusya'ya ihtiyacı vardır. Napolyon Rusya'nın genç çarıyla bir nehrin üzerindeki salda buluşur. Birbirlerinden hoşlanırlar. Akşam yemeğinden sonra çay içip politika ve felsefe üzerine konuşurlar. Napolyon ayrılırken bir dost kazandığına inanmaktadır. Ancak yaptıkları antlaşmanın hayata geçmesi için Napolyon'un Çarlık Rusyası'nın iç kısımlarına gitmesi gerekecektir. Artık 40 yaşına gelen Napolyon'un kurduğu imparatorluk doruk noktasındadır. Gücü ve kişiliği sayesinde 70 milyon insanın kaderine hükmetmektedir. Ancak bir veliahtı olmadığından imparatorluğunun geleceği tehlikededir. Maria Walewska'dan olan oğlu evlilik dışıdır. Birçok aldatma söylentisiyle çalkalanan Josephine'le evliliğinden çocuk sahibi olamamıştır. Josephine 13 yıllık evliliklerinden sonra Napolyon'u eskisinden daha çok sevmektedir. Ancak yıllar önce balkondan düştüğünden çocuğu olmamaktadır. 1809 sonbaharında bir akşamüstü Fontainebleau'ya geldiğinde kocasının yatak odasını kendi yatak odasından ayıran kapının tuğlayla örülmüş olduğunu gören Josephine büyük üzüntüye kapılır. Napolyon, seni hala seviyorum ama siyasette duygulara yer yoktur der. Josephine, Napolyon'un uğurudur. Josephine'in yerini alacak olan Marie Antoinette'in büyük yeğeni ise Napolyon'a şans getirmeyecektir. Napolyon 1810 yılı Nisan ayında eski düşmanı olan Avusturya İmparatoru'nun 18 yaşındaki güzel kızı Marie Louise ile evlenir. Bir yıl sonra bir oğulları olur. Sevinçten havalara uçan Napolyon oğlunu Roma kralı ilan eder. Doğduğu şehir bir imparatorluk başkentine yaraşır şekle bürünecektir. Napolyon, Paris muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş bir yer olacaktır diye açıklar. Sen nehri üzerine 3 yeni köprü ve 2 yeni anıt yapılmasını emreder. Arc de Carrousel, Grand Armée'nin kahramanlıkları anısına dikilir. Seferlerinden elde ettiği bütün sanat hazineleri Louvre'daki Musée Napolyon'da yer alır. Ancak Paris ışıldarken Napolyon'un şöhreti sönmeye başlar. Francisco Goya yaptığı bir dizi resimle Fransız işgali altındaki İspanya'da yaşanan dehşeti anlatır. Paris'te de huzursuzluklar baş gösterir. Napolyon'un hırsı Fransa'ya milyonlarca franka ve sayısız yaşama mal olmuştur. Artık birçok insana ödenen bu bedel fazla gelmektedir. Birkaç suikast girişiminden sonra baskılar daha da artmaya başlar. Kazanmak Napolyon için bir tutkuya dönüşür. Arkadaşlarıyla satranç oynarken bile hile yapar. Yenilmez olduğuna inandığından kısa süre sonra hayatının en büyük hatalarından birini yapacaktır.
23 Haziran 1812'de Avrupa'nın o güne kadar gördüğü en büyük ordunun başında Dnieper nehrinden Rusya'ya geçer. Çar Alexander, İngiltere'ye ambargo uygulama planından vazgeçmiş ve savaşa hazırlanmaktadır. Napolyon, savaş alanında alacağı bir zaferle Çar'ı yeni bir antlaşmaya zorlamayı düşünür. Rus ordusu, Moskova'nın 110 kilometre dışındaki Borodino köyünde konuşlanıp beklemeye başlar. 7 Eylül sabahı şafakla birlikte 130 bin Fransız askeri Ruslarla karşı karşıya gelir. Sonunda yorgun düşen Ruslar geri çekilmeye başlar. Napolyon ise 30 bin askerini ve 10 generalini kaybetmiştir. Başcerrahı 24 saat içinde 200 kol ve bacak kesmek zorunda kalmıştır. Bu ağır bedele karşılık Moskova yolu açılmıştır. Napolyon Moskova'ya vardığında şehrin terk edilmiş olduğunu görür. Ertesi gün şehirde yangın başlar. Kundakçılar Moskova'nın 2/3'ünü yakıp kül eder. Napolyon 5 hafta boyunca Çar'ın teslim olmasını bekler. Ancak Alexander'ın kurnazca bir planı vardır. Rusya'da kış başlamak üzeredir. Erzak stokları azalmaya başlayınca Napolyon ordusuna istemeden de olsa geri dönme emri verir. Ruslar ard arda korkusuzca saldırılar düzenlemeye başlar. Fransızları takip ederek arkadaşlarının çürümeye yüz tutmuş cesetlerinin arasından geçip Borodino'ya geri dönmeye zorlarlar. Isı neredeyse sıfır dereceye düşmüş, askerin erzağı tükenmiştir. Napolyon arabasının içinde rahat bir yolculuk yapıp günde 3 öğün yemek yerken askerleri donarak ölmektedir. Fransızlar için Berezina nehrine doğru bir yarış başlamıştır. Nehre varmak demek Polonya'ya geçip güvenliğe ulaşmak demektir. Ancak onlardan önce nehre Ruslar varır. Napolyon ülkesine askeri tarihin en büyük felaketlerinden birinin mimarı olarak dönecektir. Bir zamanlar Grand Armée diye adlandırılan ordusu perişan durumdadır. İmparatorluğu dağılmaktadır. Çok geçmeden eski düşmanları savaş ilan eder. 5 müttefik devletin orduları Paris'e doğru yürümeye başlar. Napolyon'un artık kaderini değiştirecek gücü yoktur. Bir arkadaşına, "Benim için hayat artık dayanılmaz bir hal aldı," der. Umutsuzluğa teslim olduğu bir anında intihar etmeye karar verir ve doktorundan bir zehir hazırlamasını ister. Zehir, 2 kişiyi öldürecek kadar güçlüdür. Ancak vücudu zehri reddeder. Napolyon hayattan kaçmak istemiştir. Ancak artık Fransa'dan kaçması gerekmektedir. Avrupa'yı fetheden Napolyon yaklaşık 20 yıl boyunca kıtanın tek hakimi olmuştur. Artık düşmanları koşulsuz teslim olmasını istemektedir. ...6 Nisan 1814'te onurunu yitiren imparator tahttan çekilir.
İki hafta sonra Napolyon, Fontainebleau'den bir daha dönmemek üzere ayrılır. Kendisine sadık 600 asker ve 4 topla birlikte sürgüne gider. Sürgüne gönderildiği yer Akdeniz'deki küçük Elba Adası'dır ve anavatanı Korsika'dan fazla uzak değildir. Orada imparator alay ve hakarete maruz kalacaktır. Napolyon'un çekilmesiyle devrim öncesi karanlık günlere ve monarşiye dönüş başlar. 18. Louis bir imzayla Fransa'yı eski sınırları içine çeker ve imparatorluğu kaldırdığını ilan eder. Ancak bazıları için geri dönüş söz konusu değildir. ...55 kilometre karelik fundalıklarla kaplı dağlardan başka bir şey bulunmayan bir adada 10 ay geçiren Napolyon sıkılmaya başlar. 1815 yılı başında ordu da dahil olmak üzere Fransa'nın büyük bir kesiminin kendisinin geri dönmesini istediği haberleri gelmeye başlar. Zayıf bir olasılık söz konusu olmasına rağmen Napolyon eski görkemli günlerine dönme fırsatını kaçırmaz. Mart ayında bir İngiliz yelkenlisi süsü verilen tekneyle Elba'dan kaçarak Paris'e doğru yola çıkar. Yol boyunca kralın onu tutuklamak üzere gönderdiği bütün alaylar saf değiştirerek yanında yer alır. Bu haberin saraya ulaşması üzerine Louis kaçar. Artık halk eski imparatoruna korkusuzca kucak açmıştır. Napolyon Fransa'yı kurtaracağına, devrim günlerine geri dönüleceğine, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ruhunu yeniden dirilteceğine söz verir. Bu arada Napolyon'un düşmanları Viyana'da imparatorluğunun kuyusunu kazmakla meşguldür. Napolyon'un geri döndüğü haberi kendilerine ulaşınca onu resmen kanun kaçağı ilan ederler. Wellington dükü, Mareşal Gebhard Blücher ve Prusyalılara katılmak üzere derhal Belçika'ya doğru yola çıkar. Sayıca Napolyon'un ordusunun iki katı olmalarına rağmen Wellington rakibini hafife almayacak kadar akıllıdır. Bonaparte'ın komuta etmesi 40 bin asker anlamına gelir der. Napolyon'un iki seçeneği vardır. Ya kalıp Paris'i savunmak ya da doğuya yönelip İngilizlerle Prusyalıların birleşmesini önlemek. 15 Haziran 1815'te Belçika'ya girer. Ertesi gün Prusyalılara iki cepheden saldırır. Düşmanı 4 saat boyunca top ateşine tutar. Ancak çok fazla asker kaybettiğinden zafer kazanamaz. Seçkin Fransız muhafızlarının gerçekleştirdiği şiddetli bir son saldırı Prusyalıların geri çekilmesini sağlar. Bu akşam Prusyalılar Waterloo köyü yakınlarında Wellington'la buluşmak üzere kuzeye doğru yola çıkar. Ayın 18'inde Fransızlar ve İngilizler 4,5 kilometrelik yavan bir sırtta karşı karşıya gelir. Napolyon'un alışılmış ve basit bir planı vardır. Top ateşiyle başlayacak, sonra da Wellington'ın merkezine saldıracaktır. Sağ yana 4, sol yana ise 3 birlik yerleştirir. Yüksek noktaya hakim olan Wellington, askerlerini Mont Saint-Jean'ın tepesi boyunca yerleştirir. Prusyalıların gelip destek vermesini beklediğinden sol yanı açık bırakmıştır. Sabah saat 11.30'da top ateşiyle Waterloo Savaşı başlar.
İki saat sonra Napolyon büyük bir saldırı başlatır. Ancak askerleri modası geçmiş bir formasyon oluşturduğundan Wellington için kolay bir hedef haline gelirler. Napolyon ilk anda 5000 askerini kaybeder. Bu arada Prusyalılar gittikçe yaklaşır. Napolyon'un Prusyalılar yetişmeden tüm askerlerini Wellington'un üzerine sürmekten başka seçeneği yoktur. İlk saldırı başarısız olur. Sonra komutanları süvarilerin hücuma geçmesini emreder. İngiliz askerleri aralarına toplar yerleştirilmiş, 20 kareye ayrılmıştır. İzleyen 2 saat boyunca İngiliz mevzilerine saldıran Fransız süvariler saflar halinde kırılır. Akşama doğru Prusyalı öncü kuvvetler geldiğinde derhal Napolyon'a sağ taraftan yan taarruzu yaparlar. Her şeye rağmen Fransızlar yılmadan savaşır. Hatta geri püskürtülmeden önce Wellington'ın saflarını yarmayı bile başarırlar. Derken beklenmedik bir anda ikinci bir Prusyalı birliği ortaya çıkar. Sanki bu anı bekleyen Wellington, Prusyalılara katılmak için tepeden aşağı doğru ani bir saldırı başlatır. Napolyon'un şaşkınlık ve dehşet içindeki ordusu çöker. Waterloo Savaşı'nı kazanmak uğruna Wellington 20 bin askerini feda eder. Bu savaşı kaybetmekse Napolyon'a iki katı cana mal olmuştur. Bir ay sonra İngiliz donanmasına teslim olan Napolyon son kez sürgüne gönderilir. Tekrar kaçmasını önlemek için İmparator Atlantik Okyanusu'nda en yakın karadan 1500 kilometre uzaktaki St. Helena Adası'na götürülür. Napolyon St. Helena'daki evi Longwood'u hiç sevemez. Burası inek ağalından bozma küçük bir ahşap evdir. Açıklıkta bulunduğundan yakındaki askeri kamptan rahatça gözlenebilir. Nöbetçiler sürekli adada devriye gezer. Napolyon kendini belli etmeden onları izleyebilmek için panjurlarda delikler açar. Gardiyanlarına bir savaş esiri değil, imparator olduğunu söyleyip şikayet eder. Ancak İngilizler unvanını kabul etmezler. Après la bataille. Après la bataille. Zaman geçirmek için anılarını kendine göre yorumlayıp kaleme alır. Askeri dehasını övüp 60 kez savaştım ve ilk seferinde zaten her şeyi biliyordum diye yazar. St. Helena'daki 6. yılının ilkbaharında sağlığı bozulur. Midesinde şiddetli sancılar başlayınca vasiyetini yazdırır. Vasiyetinde Sen Nehri kıyısına, çok sevdiği Fransız halkının arasına gömülmek istediğini belirtir. Napolyon 5 Mayıs 1821'de ölür. Yapılan otopsiye göre ölüm nedeni kanserdir. Ancak söylentilere göre İngiliz hizmetkarları tarafından zehirlenmiştir. Napolyon St. Helena'daki bir vadiye gömülür.
Adamları mezar taşına ne yazılacağı konusunda çok tartışır ve sonunda taş boş bırakılır. Napolyon'un ölümünden 19 yıl sonra Kral Louis Philippe İngiltere'den naaşının iade edilmesini talep eder. Napolyon bugün Paris'teki Les Invalides Askeri Kilisesi'nde yatmaktadır. Bu, sıra dışı bir adam için çok uygun bir mezardır. Hiçten var olan bu adam, belki de tüm zamanların en büyük askeri dehasına sahiptir. Yarım milyon askerden oluşan bir orduyla 1,5 milyon kilometre kat edip bir kıtayı fethetmiştir. Dağılmış bir ulusu devrimden çıkarıp bir imparatorluk kurmuştur. Tutkulu, hırslı ve ben merkezci olduğu kadar geleceği gören cesur bir fatihti. O, Napolyon Bonaparte'tı.